Welcome to Maya Bay. Abi şu an saat 7. Çok erken kalktık. Niye erken kalktık? Phi Phi Adası'na gidiyoruz. Ama çok erken ya. Abi Tayland için saat 7. Çok erken ya. Ya burada öyle bir alışıyorsun ki uyku düzenin. Gece 4'te 5, yani 4'te 5'te uyuyorsun. Çünkü burada hayat gece 5'te filan bitiyor. 4'te bitiyor. Yani senin burada gündüzün öğlen 1-2. Yani 7'de kalkınca bir maymun oluyorsun, çarpılıyorsun ya. Bu da onlardan biri. Çarpıldık, vallahi çarpıldık. Umarım keyif alırım bu kadar erken kalktım ama. Umarım 2-3 saate ayılırım. Hoşça kalın. Beautiful view. Our restaurant at top of the mountain is beautiful. Here after lunch, I recommend for. Evet abi, selamlar. Böyle otogar gibi, bir yere geldik. İçeride information veriyor. Şurada bilgi dolduruyorsun. Geldik böyle bir yere. bilekliğimizi verdiler. Gidiyoruz. Bugün adayı çekeceğiz. Phi Phi Adası. Şu an burada ölü sezon arkadaşlar. Yani turistin az olduğu sezon. O yüzden fiyatlar makul. 1200 bahtta. 900 liraya falan aldık. Normalde sezonda 3500 falan yapıyormuş. Bu ada fiyatları. 3500'e kadar çıkıyormuş. Evet bakın. Mustafa Hocam da burada. Hocam ağzının tadını biliyorsun hocam. Şifayı gene içiyorsun hocam. Tereyağlı ekmek yaptık. Bunlar ücretsiz. Ücretsiz aparatif işte. Sabah çakıyorsun. Yola devam ediyorsun. İlaç da veriyorlar mide bulantısı için. Bak burada da reis anlatıyor. Böyle işte. Görüşürüz. Ben size detayları anlatırım. Evet. Şimdi gidiyoruz teknemize. Saner en önden gidiyor. Vallahi güzel bir kahvaltı yaptık. Bayağı da yedik içtik ya. Hakkını verdik yani. Verdiğimiz paranın hakkını veriyoruz. Saner bırak şu çayı artık Saner. Saner bırak şu çayı artık Saner. Çok hızlı gidiyor. Uçuyor. Şey yazıyor, paylaşayım. Paylaş dedi. Bizim bot burada arkadaşlar. Geldik. Burası Kaya Adası. Kaya Island diye geçiyor. Denizi çok güzel. Tertemiz. Denizi acayip güzel.
Şöyle bir adayı bir turlayalım istedik ya. 20 dakikada geldik buraya. Bindiğimiz yerden 20 dakikada buraya geldik. Bir saat burada kalacakmışız. Bir saat sonra bilmiyorum nereye götürecekler de. Bakın bir sürü zaten. Burada jet ski hizmeti falan, bir sürü gene sporları falan hizmeti de var. Her yerde böyle şezlongdur, şemsiyedir, işletme olayları var. Burası çok küçük bir ada. Çok küçük. Şöyle bir ada. Küçücük bir ada. Şimdi burada bir saat güneşlenip denize gireceğiz. Aslında bu hani tur için bir şey. Hani böyle bir ayağın ısınsın hesabı. Hesabı. Şimdi geldik. Şöyle bir adayı önce bir dedik ki güneşlenmeden önce bir adayı biz bir turlayalım. Burası nasıl bir yer? Nereye geldik? Anladığım kadarıyla şunlar filan speedboat diyor. Şu tekneler filan çok daha iyi tekneler. Bizim tekneye göre ama biz rakam olarak çok iyi fiyata geldik. Sezonda 3500. Yani normal fiyatı buraya, bu PHP adası, bu adalara gelmenin turun maliyeti 3500. Ama biz kafa başı 1200 aldık. 1200. 1200 baht. Yani 3600 verdik. 3 kişiyiz. Mustafa hocam, Saner hocam ve ben. Şimdi bu adayı bir turluyoruz. Yalandan bir turlama işi yapıyoruz. Sonra işte ya güneşleniriz, denize gireriz, bir şeyler yaparız. Bir saat. Ben Tayland'a geleli 10 gün oldu. Ben daha ne güneşlendim ne denize girdim. Ya bir girdim bir saat kadar bir yerde de. Şimdi burada nasip olacak inşallah bakalım. Bak şurası fotoğraf alanı anladığım kadarıyla. Herkes orada. Görüşmek üzere. Gene açarım. Bay bay. Bitti burası. Bitti burası, gidiyoruz. Şeye gidiyoruz şimdi. Lunch yerine gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Başka bir ada tarafına geçiyoruz artık. Bakın bu da bizim kafile. Ablama bak. Her yeri kapatmış. Güneş. Değsin mi güneş? Niye değmesin ki? Bu Koreliler bir garip ya. Koreliler, Çinliler bir garip. Bu Koreliler diyorum, Çinliler bir garip. Ağzını yüzünü her yerde kapatıyorlar. Güneş aman değmesin diye. Evet. Geldik. Burası Yaoyay adası. Yaoyay. Garip bir ismi var. Ama atmosfer muhteşem güzel. Şurası balık çiftlikleri sanırım ya. Bakın. Şimdi burada öğle yemeği yiyecekmişiz. Muhtemelen öğle yemeği yeri de şurası. Buradan sonra da başka bir adaya geçeceğiz. O adada da fotoğraf, yüzmek yasak, sadece fotoğraf çekimi yapacak. Yani fotoğraf çekimi serbestmiş. Valla çok güzel gözüküyor buralar. Ya Tayland'a gelip bu adaları ziyaret etmeden olmaz ya. Yani böyle bir 1200 baht verince böyle bir koyuyor. Yani 900 lira. Ama Tayland'a gelmişsin. Yapacaksın yani bunu. Kaçarı yok. Her güzel şeyin bir bedeli vardır arkadaşlar. Biz bu kampanya için, yani bir sürü bu tur düzenleyen şirketler var arkadaşlar. Biz bir çıtır daha fazla para verdik. Burası Helal Food işi var burada. Yemekleri falan kaliteliymiş. Biraz güvendik. Okey dedik. Ama şayet şu ana kadar her şey olumlu. Restaurant. Let's go. Şurada açık büfe yapmışlar yemek yerini. Bakın. Şöyle yalandan bir tabak yaptık. İçecek yok. Su var. Ama manzaraya bakın. Muhteşem. Mustafa hocam da yaptı kendine bir tabak. Çok alternatif yok. Herkesin tabağı birbirine benziyor. Tavuk ama yani. Tavuk yiyen yer etsin. Tavuk ağırlıklı. Evet. Şey yok. Dana eti, ızgara bir şey yok. Dana eti yok. Pork yok. Bir şey yok. Pork yok, evet. Müslüman da. Okey. Şey de yok. Shrimp de yok. Shrimp de yok. Aynen. Karides yok. Hadi afiyet olsun o zaman. Yemek işi bitti. Gidiyoruz. Hocamın karnı da doydu. Hocama bak. Hızlı hızlı iniyor. Motorda bekliyor. Bir biz kaldık anasını satayım. Şu bizimki. Şuradaki. Nerede burası?
Normalde arkadaşlar burası National Park, buranın girişi paralı. Bu tur aldığınız zaman bunu sormanız gerekiyor. National Park dahil mi diye. Normalde dahil olmayıp satılan turlar da var. Aynen öyle. 1200'e aldık biz 1200 bahtta. Ama ölü sezon. Normalde 3500 çekiyorlar. Sol akıyor ama sağ dönüş yolunda arıza var. Abi buraya geldin. Fotoğraf yeri burası meşhur. Bak. İki tane şeyin arasında duruyorsun. Fotoğraf çekiliyor. Meşhur fotoğraf yeri burası. Bak. Şu iki tane şeyin tam ortasında kalıyor. Şimdi biz de bir fotoğraf işini bir halledelim burada. Görüşürüz. Welcome to Maya Bay. Bu Reels'te falan gördüğünüz o meşhur yerler. Canlı canlı şahit oluyoruz. Bakın. Muhteşem bir yer, muhteşem bir alan. Bakın. Agalar fotoğraf işini bitirdik. Vallahi fotoğraf işini bitirdik, şimdi gidiyoruz. Burada yani çok vaktimiz yoktu. Yarım saat kadar vaktimiz vardı fotoğraf için. Yüzmek zaten yasak. Çektik fotoğrafı. Bitti. Gidiyoruz. Şimdi bir sonraki durak herhalde bir tane plaj olacak. Yüzmeye izin verecekler diye umut ediyorum. Ama fotoğraflar acayip iyi çıktı. Acayip. Abi şimdi böyle bir yere geldik. Acayip güzel. Acayip. Atmosfere bakın beyler. Bayanlar. Muhteşem bir yer. Şimdi biraz yüzeceğiz. Tekrar çekelim. Hoşça kalın. Bayıldı abuna. Öyle bir sallanıyor ki şu an çok dalga var. Acayip sallanıyor. Millet harbi bayıldı. Amel edilir abi. Çinlilere bak, Çinlilere. Çinlilere bak karşılar. Öldü abi. Şimdi Monkey Beach'e gidiyor. Son durak muhtemelen buradan sonra bitecek. Evet. Son durak olarak Monkey Beach'e geldik arkadaşlar. Böyle güzel bir atmosferi olan bol yeşillikli böyle çok güzel, bakar mısınız kuma? Müthiş bir kumu olan güzel bir beach. Çok fazla bot da yok. Bir bizim bot var, bir de şu ileride var. Açıkçası Monkey Beach demişler ama henüz bir monkey ile karşılaşmadık. Öyle bir sıkıntı var. Bir monkey yok yani henüz etrafta. Ama doğası muhteşem. Bakar mısınız ya? Vallahi yani paranın hakkını verdiler ya. Yani tur çok iyiydi. Muhteşem yerler gördüm. Muhteşem yerlerde yüzdüm. İnanamazsınız yani. Hakikaten muhteşemdi. Ya şimdi aslına bakarsanız Tayland'dayın yani denilince böyle gece kulüpleri cart çurt geliyor insanın aklına ama abi yani bu adaları filan inanılmaz iyi ya.
İnanılmaz iyi. Atmosferi, yeşilliği çok iyi ya. Muhteşem yani. Doğa harikası. Şuraya bakın ya. Şimdi burası son duraktı. Burada bir saat mola. Buranın sonunda geri döneceğiz. Phuket'e. Phuket merkeze döneceğiz. Phuket merkezden tekrar serviste bizi otellerimize bırakacaklar. Aslında hizmet çok iyi. Bunu tekrarlayacağım söylemeyi. Biz 1200 bahtta aldık bu hizmeti. Yemeği falan da vardı, çektim. Yani bu sezon için bu fiyat. Çünkü şu anda turist çok fazla yok Tayland'da. Var ama prime sezon kadar çok fazla yok. Şu anda yağmurlu sezon diye geçiyor aslında Tayland için. Ama şansımıza hiç yağmur yağmadı gibi. Yani 1-2 gün yağdı sadece. Çok güzel bir tatil oldu. Ya, geldik. Bir saat botla. Şöyle bir botla bir saat işte. Yani bitti de biz de bittik ya. Çok dalga var. Sallan. Geldik ama sonunda. Çok şükür ki. Şimdi servise bineceğiz. İşte otelimize gideceğiz. Bu işin enteresan kısmı, bu maymun odasında maymun yoktu. Takıldık bir saat işte, gölgede oturduk, o kadar. Ama değdi ya, valla verdiğimiz paranın yani hakkına. Yolun hepsinde değdi. Uyudun ya. Ben %90'da uyudun. Kanka uyudum, yoksa uyumasam var ya. Evet, kötü olur. Kusacağım, gerçekten kusacağım. Bana çok. Ben hiç uyuyamadım. Yandaki yani. Kadına da yiyorum yani. Vallahi çok. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir saat sonra odamızdayız.